Evet, memleketimin güzel insanları. Çayırağındayız. Bugün salı. Saatimiz 2'ye geliyor. AK Parti ilçe teşkilatındayız. Abdülkadir Akgün, Yozgat 1. sıra AK Parti adayı. İlçemize hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Söyleyecekleri var. Kendisine sözü veriyoruz. Evet, bu seçim bizim milletvekilliği seçimi değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Ülkemizin içinde bulunduğu durumun, ülkenin başına gelebilecek tehlikelerin ve insanlarımızın birlik olmasının ne kadar önemli olduğunu göstermesi gereken bir seçim. Onun için de bu seçimde özellikle Türkiye'nin dışarıya karşı mücadelesinde Amerika ile yarıştığımız bir dönemde Türkiye ile Amerika'nın seçimi. Onun için elbette ki ülkemizi geliştirmek için, refahımızı artırmak için canla başla çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın aşmış olduğu 20 yıllık gelişme ve yatırım hızını devam ettireceğiz. Ama bunun yanında ülkemize de sahip çıkacağız. Ülkemize sahip çıkmak için de, yatırımların devamın gelmesi için de bu seçimin önemi büyük. Biliyorsunuz artık alevi hale gelmiş. Ülkede bugüne kadar ülkenin başına bela olan tüm terör örgütleriyle büyük bir mücadele etmiş, bitme noktasına getirmişiz. Ancak bugün seçimde verilen oy uğruna bazı vaatler insanımızın da bizim de canımızı sıkmakta. Bunların en önemlisi ülkemizin başına musallat olan 251 şehit verdiren FETÖ terör örgütüyle bunlara yardım ve yataklık edenlerin, şu anda yargılanan kesimlerinin bazı muhalefetçe af getireceklerini söylemeleri. İkincisi, Kuzey Irak'tan ve Suriye'den askerlerimizin çekileceğinin söylenmesi bizleri çok tedirgin etmekte. Onun için seçimde elbette ki yatırımlarımız büyük hızla devam etmesi gerekir. Elbette ki insanlarımızın dertlerini dinleyip onlara çözüm üretmek için çalışacağımızı beyan etmemiz evet, ama öncelikle de ülkemizin beka meselesinin bu seçimde çözülmesi gerekir. İnşallah bu yolda uğraşacağız, bu yolda dinleyeceğiz, insanlarımıza bunu anlatacağız. Çünkü artık bunlara hiçbiri iftira değil, seçim malzemesi de değil. Sadece bütün insanlarımız televizyondan görüyor. Açıkça konuşulanları duyuyor. Terör örgütünün uzantısının televizyonların karşısında söylediklerini alenen ve açıkça bütün ülke görüyor. Bunların bazıları Hendek olaylarında 51 insanımızın katline sebep olan, onları sokağa döken ve bu yüzden de bağımsız yargı organlarınca yargılanan kişiyi çıkaracaklarının söylenmesi. Daha ilerisine gidip özellik getireceğiz dedikleri belediyelerde sonucun nereye gideceğinin bilinmesi. Bunlar elbette ki bizi tedirgin ediyor. Bu seçim bunun için beka meselesi haline gelmiştir. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği açısından çok çok önemli hale gelmiştir. Onun için hem yatırımlarımızın, hayat pahalılığının önüne geçme çalışmalarımız son hızla devam ederken, hem de ülkemizin başına musallat olan, şu anda kafasını dışarıya çıkamayacak olan terör örgütünün yeniden canlanmasına sebep vereceği için, buna da karşı da insanlarımızın bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünerek sizlere bu mesajı veriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Benim bir sorum olacak başkanım. Müsaade ederseniz. Yozgat'tan çıkan vekillerimiz genelde ikinci adam oluyor. Yani büyük yerlere geliyor. Büyük ihtimalle de siz de aynı şekilde
İkinciye geleceksiniz diye düşünüyorum. Benim düşüncem öyle. Bilmiyorum. İyi ki gelirsiniz. İnşallah gelirsiniz diyeceğim. Dışarıda bazı şeyler söylediniz. Yani halkla konuşurken. Bazı sözleriniz oldu. Bunları yerine getireceğinize inanıyorum. En büyük sorunumuz şu anda kimse dile getirmedi. Boğazcan, Çayırdağ'ın arasında genişletilmiş bir yol projesi var. Kimse ağzını açıp da bunu gelen vekillerden istemedi. Bunun arkasında olacak mısınız? Ben birinci adam, ikinci adam, 70. adam olma derdinde değilim. Ne makam, ne mevki peşinde hiç değilim. Milletvekili olsam ne olmasam ne olur. Ben hizmet adamıyım. Bugüne kadar ülkede, tüm Türkiye'de esnaflara yapmış olduğum hizmetler ortada. Onun için ben buranın bir vatandaşı olarak, buradaki insanların aynısı olarak makamda, mevkide değil, hizmette olmak istiyorum. Herkesin hizmetinde olmak istiyorum.